Karakaya Şirketler Grubu iftar sevincini sunar. Değerli dostlar, Hz. Peygamber ile uzun süre birlikte olup ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Üzer yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer bir takım sorular soruyor. Allah Resulü'nün de daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından birisi şöyleydi. Ey Ebu Zer! Yatağından kalkıp mescide gidemeyecek, mescide gidip de yatağına dönmeye takatin kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın? Bu soru üzerine Ebu Üzer yine Hazreti Peygamber'in kanaatini öğrenmek için Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ona bu durumda daha iffetli olman gerekir buyurdu. Böylece Müslümanın en sıkıntılı zamanlarda bile iffetini koruyup başkalarına el açmaması veya haram kazançlara göz dikmemesi gerektiğini bildirdi. Nefsine hakim olmak iffetin bir diğer boyutudur. Bir gün Übey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını kılıp geri geldiğinde Übey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce ona şöyle dedi. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Übey'in kafası karışmıştı. Onun yanına gelerek Ya Resulallah iffet nedir diye sordu. Resul Ekrem de ona şöyle cevap verdi. Ona yani kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir. Dolayısıyla Allah Resulü hakkını arayan kişinin iffetli olmasını isterken onun edep sınırlarını aşmaması gerektiğine de dikkat çekmiştir. Böylece ölçülü davranma ve nefsi her durumda aşırılıklardan koruyabilmenin iffete uygun olduğunu beyan etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Resulüm mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini muhafaza etsinler. Görünen kısımları müstesna zinetlerini teşhir etmesinler. Kıymetli dostlar, Kardelen TV ekranlarında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimizi Allah'ın selamı, ve en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Konuğumla sohbete başlamadan önce söz, şifa, rahmet ve hidayet kaynağı olan Hazreti Kur'an'ın. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ما thank you Kıymetli dostlar, Kardelen TV ekranlarında yeni bir iftar sevinci programıyla huzurlarınızdayız. Bu vesileyle sizleri kemali hürmet ve en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Sesimizin ve suretimizin ulaştığı tüm gönül coğrafyamıza selam olsun. Kıymetli dostlar bugün inşallah iffet ve haya konusunu masaya yatıracağız. Tekman ilçe müftümüz Sayın Sıtkı Bektaş hocamla iffet ve hayayı her yönüyle konuşacağız. Hocama dönmeden önce Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Çat ilçe müftülüğü uzman vaizimiz Davut Şimşek hocamıza hem bir hoş geldiniz demek hem de teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli hocam hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Rabbim sesinizi, sadanızı var eylesin inşallah. Çok teşekkür ediyorum muhterem hocam. Allah programlarınızı daim eylesin. Bizler de her akşam iftar sevincini büyük bir iştiyakla izliyoruz. Büyük bir emek veriyorsunuz. Gerek konuklarınız, gerekse konularınız çok özel ve çok güzel. Allah razı Allah olsun. Allah'ım daim kıymetli eylesin. Hocam. Allah razı olsun kıymetli hocam. Kıymetli dostlar Tekman ilçe müftümüz Sıtkı Bektaş hocam. Onunla iffet ve hayayı konuşacağız. Hocam siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyisiniz, sağlık, sıhhat, afiyetlersiniz inşallah. Abim bugünümüzü aratmasın, çok şükür, hoş bulduk diyelim. Ee, güzel bir programda inşallah sizinle beraberiz. Konumuz biraz geniş kapsamlı. Öyle çok fazla e, hani belki yetişmeyebilir, e, eksik kalabilir. Ama inşallah dilimiz döndüğünce e, konuyu e, izah etmeye çalışacağız diyelim. İnşallah kıymetli hocam. Allah razı olsun. Hocam sizinle sohbete başlamadan önce e, bizim WhatsApp iletişim attığımızdan bir kitap hediyemiz var. İnşallah onun duyurusunu yapalım. Kıymetli dostlar, e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından bir kitap setini malum her gün 3 izleyicimize armağan ediyoruz. WhatsApp iletişim hattımız 0532 063 2743 nolu numara. Bizi izlerken bir kare fotoğrafınızı iletişim hattımıza göndererek kitap çekilişimize katılabilirsiniz. İnşallah günlük 3 izleyicimize başkanlığımızın yayınlarından kitap setini inşallah takdim etmiş olacağız. İsminizi, soy isminizi ve adresinizi e ekleyerek göndermenizi de istirham ediyoruz. Kıymetli Hocam, bugün inşallah sizinle İffet iffet ve haya konusunu konuşacağız. İffet ve hayayı ben de sizin gibi yeniden araştırırken çok farklı hususları yeniden müşahede etme imkanı buldum. İnşallah siz biraz sonra onlara değineceksiniz. Çok büyük genişlikte olan bir konu malum. Ancak biz şöyle sohbetimize başlarken bir girizgah olması açısından size size şu soruyu yönlendirerek başlayayım kıymetli hocam. Allah Celle Celaluhu insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmış. Ve insanı mükerrem bir varlık kılmış. İnsanı kıymetli hocam bu mükerrem varlık mesabesine ulaştıran işlerin başında, hasletlerin başında hiç şüphesiz onun iffeti ve hayası gelir. Yine her dinin, her medeniyetin kendine özgü bir iffet anlayışı var. Bir haya anlayışı var. Bir dini ritüeli var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz de her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır diyor. İslam ahlakının özü hayadır buyuruyor. Bu bağlamda düşündüğümüzde kıymetli hocam İslam açısından iffet ve haya neyi ifade eder? İffet ve haya ne demektir? Kıymetli hocam, demiş olduğunuz gibi aslında haya kavramı çok e, geniş kapsamda. Şimdi bizim e, ilk anladığımızda efendim, size dedim her dinin bir ahlak anlayışı var. Evet. Özellikle günümüzde birçok mesele konuşulurken iffet haya kavramı daha çok e, cüz-i manasıyla akla geliyor. E, ancak Müslüman toplumlarda da yanlış anlaşılan bir durum var. Şimdi bizim ee, ...artık küçük bir dünyada yaşıyoruz. Yani her şeyin, iletişimin, kültürlerin birbiriyle etkileşiminin çok büyük olduğu bir zamandayız. Ve ne yazık ki e, Müslümanlar da ahlaki ilkelerini... ...yahut da ve haya anlayışlarını e, biraz daha öz kültüründen, İslam kültüründen değil de... ...bunu biraz daha evrensel denilen, artık evrenselliği kim ortaya koyuyor onu bir tartışmak lazım ama... Evrensel denilen ilkelerden almaya çalışıyorlar. Yani hatta buna biz daha baskın bir şeyle söyleyelim. Bizim için e, hayalı olan veyahut da iffetli olan şeylere baktığımızda özellikle Batı'yı hayran olarak gören yeni bir nesil anlayışında şunu bir bakmamız lazım. E, Avrupa baskın kültür kendini ispatlamış, teknolojide ilerlemiş birçok noktada yani özellikle ekonomi manasında üstün oldukları için ee, bizdeki bakış açısı da ya bunların bir bildiği var ki e, her şeyini kabul edelim anlayışına dönüyor. Ama e, kendimize baktığımızda aslında bizim e, İslam kültürünün, özellikle Müslümanım diyen bir neslin iffet ve hayasını anlarken, e, Batı'nın e, teknolojisini her ne kadar alabileceğimiz gibi, Batı'nın iyi olan yönlerini alabileceğimiz gibi, Bunların her yönünü almamamız gerektiğini, aslında bize İslam'ın bize öğrettiği e, haya anlayışı çok güzel ortaya koyuyor. Evet. Yani tanımına baktığınız zaman kitabi tanımlar her zaman e, bizi bir şey gösterir. E, i̇ffet için haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan e, söz ve davranışlar olduğu söylenir. Ama bir felsefi ahlak kitabını açtığınız zaman içinde şöyle bir tanım vardır ki aslında iffeti çok güzel özetliyor benim açımdan kişinin arzularına gem vurarak arzularını kısıtlayarak e, dinin ve aklın yani sadece dini olarak burada şey yapmıyoruz. Çünkü İslam kültürü size her şeyi satır satır yazıp Kur'an-ı Kerim'de veyahut da peygamberin hadisinde her şey satır satır değildir. Evet. Onlardan akli çıkarımlar bulunmanız bu çıkarımlarda bulunmanız gerekir. Bu yüzden aklın ve dinin buyruğu altına sokarak yani insanın arzularını bu akli ve dini şeyde e, buyruk altında toplayıp e, kendisine kazanmış kazandırmış olduğu bir erdem olarak görmemiz lazım bunu iffet için söylediğiniz zaman e, çok kapsamlı çok geniş bir şeye çıkıyor kişinin arzularına gen vurması temel manada ve böyle bir karakteristik bir özelliği ortaya koyması e, Hayaya baktığınız zaman kitapta utanma sıkılma e, tövbe etme gibi şeyleri vardır ama mesela bunun tek bir kavramdaki İslam'daki haya anlayışını utanma olarak sınırladığınız zaman e, sanki kişisel olarak mesela bir kişi utangaçsa tam manasıyla biz bunu Türkçedeki ifadesiyle söyleyelim. E, psikolojik terimlerde şöyle şey görürsünüz. E, ya Çok utangaç bir insanın psikiyatrik tedavi görmesi lazım. Çünkü sosyalleşemez, asosyal kalır gibi tavırları olur. Ama e, bizim haya dediğimiz kavramda bu tam utanmanın değildi de daha geniş yani gerektiği yerde utanacaksın ama İslami manada bu hayanın sana gerektiği yerde İslam'ın hakikatini cesurca da ortaya koymana engel olmadığını göreceksin. Evet. O yüzden haya biraz da dediğimiz gibi sadece utanmak gibi düşünülmemesi çok geniş bir kavramı var. Biz onu da özetlersek yani haya kavramını söyleyeceğimiz zaman nefsin çirkin davranışlarından rahatsız olması ve bunları bu çirkin davranışlarını terk etmesi olarak söyleyebiliriz. Veyahut da şöyle de bir tanım yapabiliriz. Kişinin kötü bir işi yapmaktan kendini alıkoyması veyahut da iyi bir işi yapacağı zaman bunun terkinden yani bir iyi bir şey yapacaksın ama terk edersen ondan dolayı utanman gibi. Bu şekilde tarif edersek yani kötüyü yapabilirsin. Kötüden uzak kötü yaptığındaki utanmayla iyi terk ettiğindeki utanma duygusunu haya olarak biz söyleyebiliriz. Dedik ya toplumlarda çok çeşitli haya anlayışları vardır. Utanma veyahut da iffet anlayışları vardır. Yani tanımın böyle biraz daha yerleşmesi adına şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biz genelde gezerken insanların içerisinde sosyal hayatın içerisinde bulunurken insanlar farklı kültürleri çok çabuk eleştirebiliyorlar ki bunda özellikle e, dedim ya Avrupa'yı hayranlar doğuyu biraz daha rahat eleştirebiliyorlar. Mesela biz bunda Arap kültüründe şey vardır. Elle yeme ahlakı vardır. Şimdi bu ahlaka bize baktığınız zaman ya o ne kadar kötü, ne kadar böyle çirkin bir görüntü olarak görüyoruz. Ama bu o kültürde, o örfde böyle bir utanılacak, sıkılacak yani haya edilecek bir durum değil çünkü evet. var. Evet. Ki bunu Peygamber Efendimiz de yapmış. Ama eksik olan taraf ne? Benim peygamberim o üç elle yiyeceği yediği zaman ellerini yemekten önce de yıkardı, yemekten sonra da yıkardı. Bu kültürü bilmediğimiz için biz e, kendimiz her şeyi kaşıkla yapıp işte ya sanki elimiz yemeğe değdiğinde o yemek pislenecek gibi bir algı içerisinde oluyoruz. Ve bu bize aslında yani bu örnekte bile kültürlerin birbirindeki farklılıktan dolayı birbirine kınamaları, birbirini uygunsuz dille eleştirmeleri, işte o kültürün içinde yaşamadan o kültüre karşı bir şeyler söylemesi aslında ne kadar ön yargılı olduğumuzu ve farklı kültürlere yabancı olduğumuzu hatta kendi iç alemimizde İslam dünyası içerisinde konuşursak peygamberimizi ne kadar az tanıdığımızın bir göstergesi bizim için. Hani hayaya özetle söylersek hani bu duyguların haya ve iffet duygularının ikisini de bir araya getirdiğimiz zaman kendi iç kontrolümüzü yapıp, kendi iç alemimize yönelik duygularımızı bilip topluma da yansıtırken onların hassasiyetlerini gözeterek onların duygularını bilerek ona göre hareket etmemizi gerektirir diyelim. Evet. Kıymetli hocam sözlerinizden anladığımız selim fıtratla yaratılan insanın yapacağı işte asıl itibariyle o oto otokontrolü sağlaması bu tabii ki medeniyetten medeniyete, toplumdan topluma, adetten adete değişiklik gösterebiliyor. Bunun o adetteki ve daha doğrusu o toplumdaki varlığını bilmek gerekiyor ki o iffet ve haya anlayışını çok daha iyi kavrayabilelim. Ben sohbetimizin başında şöyle bir cümle kullanmıştım sunumda. Kıymetli hocam böyle iffet ve hayayı biz sadece erkeğin ve kadının mahrem bölgelerine veya mahremiyet sınırlarına indirgemiş durumdayız ki araştırma yaparken, okurken, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini irdelerken Peygamberimizin iffeti çok daha başka algıladığı, yani sadece bu değil, kişinin işte mahremiyet bilinciyle kendisini oto otokontrol altında bulundurmasını değil, ee, sohbetin başındaki o e, Übey İbni Ka'b'ın yaptığı işte yani borcunu isterken dahi iffeti, hayayı bulundurması gerektiğini e, İslam bize anlatıyor. Dolayısıyla bunu inşallah sizinle uzun uzadıya konuşacağız. İffet ve haya kavramları çok geniş kavramlar. Ya bunları dar bir kalıba sığdırmak anladığım kadarıyla mümkün olmayacak. Kıymetli hocam, iffet ve haya kavramları sadece malum kitabi olarak varlığı bilinen kavramlar değil. Evet. Bunların bir de sosyal hayata, içtimai hayata, kişinin yaşadığı topluma bir etkisi var. Yansıyan tarafları var. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeyi incelediğimizde bana göre baştan sona kadar edep görürüz. Baştan sona kadar haya görürüz. Baştan sona kadar ahlak görürüz. İşte bu hayatın işlevselliği içerisinde, hayatın bu işlevselliğine bakınca her şeyden önce İffet kavramını görüyoruz. Akif şöyle diyordu. Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren? Bırak kardeşim tahsili, git önce edep, irfan, öğren diyordu. Bu bağlamda düşündüğümüzde kıymetli hocam. İffetin, hayanın, kişinin toplumuna, sosyal ve içtimai hayata yansıyan tarafları nelerdir? İlla edep, tabii ki başta gelmek durumunda ama... Bu iffeti kişi kendi içerisinde yaşadığında bunun topluma yansıyan, içtimai hayata yansıyan taraflarından kısaca bahsederseniz memnun oluruz kıymetli hocam. Şimdi hocam, içtimai hayatın içerisinde hani biraz kısıtlarsak şeyin ilk önce aileden girelim. Yani biz iffet ve hayayı ilk önce aileden öğreniriz. Yani bir çocuk Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurduğu üzerine şey İslam fıtratı üzerine doğar. Evet. Bu İslam fıtratı üzerine doğduktan sonra ailesi, çevresi onun gelişimine etki eder. Yani onun dinine etki eder, işte ahlaki hayatına etki eder. Şimdi biz ilk önce bu haya işini aile, aile içerisinde, iffet işini aile içerisinde öğreneceğiz ki çocuk küçük yaşta yani bunu kendini içselleştirecek. Nasıl? Söyleyerek değil. Bunu aile içerisinde tatbikiyle uygulamalarıyla yapacağız. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bir çocuk bir odadan içeri gireceği zaman küçük bir çocuk yani odadan herkes kafasına göre girsin demiyor. Diyor ki küçük bir çocuk bile yani daha henüz bali olmamış bir çocuk bir evden içeride kapılardan gireceği zaman üç vakit söylüyor. O vakitlerde hani insan rahat gezemez. Ee, bu vakitlerdeki bunlardan bir tanesi yatsıdan sonra kişinin uyku vakti, sabah namazından önceki vakit, biri de öğlen vakti olarak kişinin kâfulü yapacağı kendine ayıp vakit ayıracağı bir vakit. Bu vakitlerde kapıyı vursun, izin istesin. Aile içerisindeki aslında mahremiyetin, haya duygusunun, e, utanma duygusunun yani öyle pat diye girdin, ya sen benim çocuğumsun, evladımsın değil, değil, evet. değil. Bu algının yanlış olduğunu çocuğunuzun da küçük yaştaki çocuğunuzun da aslında sizin odanıza siz onun annesisiniz veya babasısınız diye belki algılamayabilir diye ama o vakitte o kapının çalınacağını ne yapacak bilecek. Peki onun dışında bak bu çocuk için böyle. Peki gelelim büyüklere. Bakıyorsunuz anne belki 50 yaşında 60 yaşında 20 yaşındaki genç kızın odasına kapıyı açıp girebiliyor. Ya burada bir genç kız yaşıyor mahremi alanı var bu oda onun mahremi. Elbette biz günümüzün her zamanında kendimiz öyle sedip serpilmiyoruz. Ama benim bir mahrem alanım var. Ve sen bana aile içerisinde bu saygıyı göstermezsen dışarıdaki insanlardan nasıl bekleyebilirim? Veya ben senden bunu görmezsem dışarıdaki insanlara bunu nasıl lanse edebilirim? O yüzden aile içerisinde en temel şeylerin ki bu dediğim gibi mahrem sınırları diyoruz ya. Bugün toplumda çok konuşuluyor. Ya işte çocuklara mahremiyet ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gerçekten bu konudaki çalışmalarını ben takdir ediyorum. Ee, mahremiyet bilinci seminerleri veriyor. Kendi çalışanlarına, çalışanlarından da bunu ailelere, ev sohbetleriyle gerekirse kapı kapı gezerek anlatılması neden? Çünkü çocuklarımız ailede artık bunları görememe göremez aile geldi. O kadar e, bireysel ve küçük aileler oluşturduk ki... Evet. E, anne, baba ve çocuktan oluşan küçük ailelerimiz var. Ve bu küçük ailelere büyüklerden bir şey geldiğinde, kızım böyle yapma, ayıptır dendiğinde, işte hani çok hoş bir tavır değil dendiğinde, e, büyüklerin o e, kültürün veyahut da o tecrübenin verdiği, geçmişin verdiği ona o haya ve iffet anlayışını aktarmaya çalıştığında, genç arkadaştan şunu bekliyor, ya sen ne biliyorsun? Şimdi bu ee, küçümseyici tavır, şundan kaynaklanıyor. Biz artık dedik ya küçük bir dünyada yaşıyoruz. Belki benim dedem e, telefon kullanamıyor, İnternetten senin gördüğün dünyayı göremiyor. Hatta belki bunu yaparken küçük küçük şeylerle uğraşıyor. Yani öyle sana gelip senden yardım da isteyebiliyor. Ama e, sen bunu geri yaparken, sen onu o teknolojiyi kullanamadığı için küçümserken, aslında o da seni kendi kişisel gelişiminde insani hayatındaki karşındaki insanlarıki tavırında büyüklerine karşı olan saygında hayanda aynı şeyi sana yapıyor ve ne diyor ee, ya bizim için çok belki basit şeyler gelebilir ama biraz eskileri dinlediğiniz zaman size şöyle derler ya biz büyüğümüzün yanında öyle çok rahat oturamazdık biraz çeki düzen verirdik kendimize biraz edep haya vardı ee, büyüğümüz bir söze girdiği zaman onun sözü kesilmezdi şimdi Yeni nesilde büyük söz, büyüğün sözüne girmeyi bırakın, ona bağırmalar, ona e, ki aile içi e, meselelerde biraz durumu izlediğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Ne yazık ki diyelim böyle bir e, tavır var. Bir bakıyorsunuz ki kişi anne babasına karşı e, e, yani televizyonlarda işte e, internet ortamında haberlerde olumsuz şeyleri çok yaymayı sevmiyoruz ama Hani konumuz bu olduğu için bazı şeyler dile gelmesi gerekiyor. Çocuğun annesine babasına el kaldırdığı haberleri okuyorsunuz. Veyahut da işte anne babanın çocuğuna karşı aynı şiddeti uyguladığını görüyorsunuz ki bunun en çirkin örneklerini çok yakın zamanda gördük. Küçücük çocuklara karşı yapılan bazı şeyler vardı. Şimdi baktığınız zaman bizim yanlışımız ne? Yani bunu burada konuşuyoruz ama... Bizim yanlışımız ne? Bunların çok yaygın hale getiriyor olmamız. Evet. Yani çok konuşuyoruz, çok dile getiriyoruz ve netice itibariyle bize dönüşü ne oluyor? Daha çok konuşulmaya, daha çok dile gelmeye ve daha fazla yaygınlaşmaya başlıyor. E, çözümü nedir bu işin? Yani biz aile içerisindeki bu ahlakı nasıl elde edeceğiz? Bizim e, temelimizde Allah Resulü'nün İffet ve haya anlayışını çocuklarımıza nasıl aktaracağız veyahut da yeni nesilde bunu nasıl değiştireceğimize geldiğimizde e, çok basit aslında. Biz Peygamberimizin hayatını okuduğumuzda hayatımızın e, en azından okuduğumuz kadarıyla veyahut da camilerde, sohbetlerde dinlediğimiz kadarıyla hayatımızı aktardığımızda çoğu değişmiş oluyor. Bu sadece aile içinde. Peki komşunuzda var mı bu? E komşunda da var aynı haya ve iffet. Yani yani Trabzonluyum, Erzurum'da yaşıyorum. Baktığınız zaman kavganın temelinde ne var? Birinin birinin malını alması, çalması veya hatta başka bir şey. Yani dediğim gibi sınır kavgası. Yani ölçelik bizim bölgemizde biraz fazla oluyor. Karadeniz'de de vardır. Bir karış toprak için bir komşusunu kırmayan mı dersin? Ona hakaret etmeyen mi dersin? Ne gereği var? Evet. Şimdi baktığınız zaman bizim Haya ve iffet dedim. Hocam bu haram değil mi? Haya ve iffet de aslında kişinin haramdan sakınmasıdır. Yani sen komşundan utanmayacak mısın? Yarın ona muhtaç olacaksın. Yarın kıyamette senin lehine ya da lehine şahitlik yapacak. E sen şimdi bunun dünyada rızasını kazanmazsan, onun çoluğunun çocuğunun rızkına göz dikersen, onun malına tasallut edersen, e o zaman ne olacak? Komşundan utanmadan, komşundan haya etmeden, yani onun malıyla, mülküyle, bir şeyle uğraşarak da ne yapacaksın? Bir hayat geçireceksin ve sonra kendi çocuğuna da diyeceksin ki aman sen kimsenin malına göz dikme. Mümkün mü? Değil. değil. Evet. böyle şeyler ne yazık ki mümkün değil. E gelin ticari hayatımıza bir bakalım. Ticari hayatımızda çok mu dürüstüz? Şimdi biz haya hiç mi utanmadın diyoruz değil mi insanlara? Ama bir bakın birisi bir araba satıyor basit manada gidiyorum. Hani örnekleri üzerinden gidiyorum ki insanlar iffet ve hayayı küçücük bir alana sıkıştırmasın. Evet. Araç satıyorsun. Sattığın aracın bin tane kusuru var. Hatta bazıları çok daha ilginç. iki tane aracı bir araba yapmışlar ve bunu piyasaya sürmüş. Ama dönüp baktığınızda bu adama sorduğunuz zaman ya bu nedir? Sıfır, orijinal, eksiği yok, parçaları tamam. Peki ya bir saat sonra senin şu anda söylediğin şeylerin hepsinin yalan olduğu ortaya çıkacak. Nerede çıkacak bu? Eksper'e beraber gideceğiz. O eksper bize bir şey söyleyecek ve sen bunun altında ezileceksin. Ve ne yazık ki bizdeki eksiklik ne biliyor musunuz? Bu adam o eksperin yüzünde hani utanma dediğimiz yüz kızarması var ya Hiçbir oluşmuyor. Neden? Yanlış anlamayın bu işi yapanlara kızdığımızdan buna işte bu adamın karakterinin kötü olduğundan elbette eksikleri var. Ama dönüp bakalım bu vatandaşı bu hale getiren ortamlar neler? Borç alıyoruz. Ticari hayatımızda borç alacağız, borç ödeyeceğiz. Borcu alırken sıkıla sıkıla alıyorsun. Ödeme günü geliyor. Adamı arıyorsun, ulaşamıyor, şey yapıyorsun. Tekrar arıyorsun, araya aracı koyuyorsun. Bir borç ödeyeceksin ya. Yani yarın bu adama tekrar muhtaç olma ihtimalim var ödemek durumu olmayabilir. Yanlış anlamayın yani bir adam borcu aldı hocam illa hemen ödesin değil. Ama en azından ararsın günü geldi. Ödeyeceğin zaman bunu ara söyle ki bu adama karşı yarın mahcup olma. Ama ne yazık ki işin kötü tarafı yine aynı az önce dedik ya araba mevzusunda olduğu gibi. Utanmayı bıraktık. Hatta ne yapmaya başladık? Geçen var ya işte e, falandan bir borç taktım. Ona, o şöyle bir borç taktım ki o o şey yapmaya gitsin. Bununla övünmeye mi başladık kıymetli Artık hocam? Övümü haline döndü bu iş. Evet. Yani bir geçen birine bir araba sattım. 10 bin lira etmezdi 30 bin lira oradan para kazandım. Şimdi buradan övündüğün sanki göründüğün aslında surette baktığınızda kazanç elde etmiş gibi. Ama bunun bir de ahiret boyutu var. Evet. Ve ahirette utanacaksın. Çünkü o adamın karşısına dikecekler seni. Bu adamdan helallik al diyecekler. Bir de düşünün ki oldu düştü o adamın eline düştünüz. Tek kurtuluşunuz o adamın size hakkını helal etmesi. Ve adam dedi ki etmiyorum. Tam cennete gidecektiniz ya. Bütün diğer sıkıntılarınızı, yaptığınız eksikleri Allah affetti. Ve dedi ki şu arabayı sattığın adam var ya veyahut da şu borcunu kasten ödemediğin adam var ya senden helallik istiyor. Ne yapacaksın? Vermiyorum ya Rabbi. Ben dünyada bu adamın bana yapmış olduğu şeyle bakın ayıbıyla demiyor böbürlenmesinden dolayı Müslümanların İslami adı altında, İslam adı altında La ilahe illallah diyen bir adamın böyle bir fiil yapmasını zatıma değil Müslümanlığa bir leke olarak gördüğüm için helal etmiyorum dedi. Ne olacak? Kim kurtaracak bu adamı? Evet. Şimdi geçenlerde haberlerde bir tane vatandaş gördük. Yani şey olarak olmasın ama hocamın sarığının farklı bir versiyonu, cübbesinin farklı bir versiyonu, geniş elbiseyle, şalvarlı cübbeli, tam sünnet seniye üzerine yaşayan bir kardeşimiz, bir taksici arkadaşımız. Ee, kısa bir mesafede yani işin şeyini bilmiyorum. Detayını hani haberlerin e, mahkeme boyutunu falan bilmiyoruz ama şöyle bir baktığınızda kısa mesafeden çok yüksek bir meblağ talep etmiş. Haberde inşallah yalandır diyelim. Ama ne yazık ki böyle haberleri çok duyuyoruz. Kafasında sarı veyahut da İslami bir görünüşüyle insanları kandıran, İslam adı altına kandıran birisinin şimdi dışındaki veyahut da kıldığı namazdaki veyahut da işte tuttuğu oruçtaki menfaat nedir? Nasıl bir kazanım elde etmeyi bekliyor bu ibadetlerinden? Şu anda yaptığı zarar olarak söyleyelim. Şimdi ben Böyle bir kisveye girindim. Tam Allah Resulü gibi görünüyorum. Dışarıdan bana bakan insan diyor ki ya ne kadar güzel bir Müslüman. Allah Resulü'nün sünnetini yaşamaya çalışıyor. Onun göründüğü gibi görünmeye çalışıyor. Yani tamamen içini dışını ona benzetmeye çalışıyor dersin. Ama hareketlere geldiği zaman bir bakıyorsun ki İslam'a öyle bir darbe vuruyor ki yarın Allah Resulü'nün karşısına çıktığında hiç utanmayacak mı? Evet. Hiç sıkılmayacak mı? Bu en basit örneği. Yani sen dışını İslam'la süslediğin zaman elbette ki bunun bir karşılığı olacak. Ama öyle bir zarar veriyorsun ki yaptığın yanlışla. Namaz kılıyorsun, beş vakit camidesin ama ticaretinde insanları kandırıyorsun. Yani hal ile kalin birbiriyle uyumundan Uyum. bahsediyorsunuz Değil kıymetli mi? hocam. Ee şöyle bir hadis-i şerif aklıma geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. İlk peygamber ve ilk insandan itibaren... İnsanların duyup da idrak ettiği tek bir söz var kıymetli hocam. Yani sizin söylediklerinizin tamamı şu son söyleyeceğim cümlede kilitlenip kalıyor. Utanmıyorsan dilediğini yap. Evet. Bu cümlede kilitlenip kalıyor kıymetli hocam. İşte bunu bizim şöyle bir şey, ben bunun e, bu kelimenin e, biraz daha geniş olarak örneklendirmemizin sebebi şu. Yani ben niye e, aile hayatını ayrı, komşu hayatını ayrı, ticaret hayatını ayrı örnek vermek istiyorum? Çünkü insanlar şöyle duymak istiyorlar. Yanlış anlaşılmasın ama. Yani sanki her şeyi tane tane tek tek söyleyeceksin ki bak abi şu yaptığın ayıp, şu yaptığın ayıp, şu da ayıp, şu da ayıp, şu da ayıp, şu da ayıp, Abi hepsinin genel manası sana yapılmasını istemiyorsan sen de başkasına yapma. Evet. Ama Abim onu duymak istemiyor. Sohbete çıkıyorsun. Vaaz'da İslam'ın temel ilkelerini anlatıyorsun. Cami sohbetlerinde hepsi var. En son sana geliyor diyor ki... Hocam niye camide bunlar hiç anlatılmıyor? Mübarek. 1400 senedir aynı dini anlatıyoruz. Değişen hiçbir kelamı yok. Evet. Ama sen ne yapıyorsun? İşine gelen buradan içeriye giriyor. Evet. O gelmediği zaman... Senin kulakların o haramdır, o helaldir duymuyor. En basit örneği... Bizim başımızın belası diyelim. Yani İslam ümmetinin baş belası. Biz... Bankaya giderken kimse bankadan faiz kredi çekmeye giderken utanarak gitmiyor. Bir tane banka müdürü arkadaş anlattı. Hocam dedi içeriye bir tane amcamız girdi. Başında takkesiyle beraber girdi. Kredilerin durumunu sordu. Amcaya durdum anlattım. Amca bak bu hani e, kredi aldığın şey faiz var işin içinde. Hani bundan Müslüman görüyorsun. O yüzden uyarıyorum. Yoksa ben kazanç elde edeceğim senin bu işinden. Ama hani buna bir dikkat etsen. Ha faiz mi vardı? Tamam dedi çıktı. Sonra aradan bir yarım saat, bir saat geçti. Artık kimle ne konuştu, kim ona nasıl tavsiyeler verdi belli değil. Geldi tekrar, ya sen bana şeyi söyle. Bu faiz oranlarını söyle, biz burada ne kadar kar ediyoruz? E şimdi ne oldu? Biz dünyamız için ahiretimizi feda ettik. Evet. Ve bunu yaparken o bankaya, o başındaki ile girerken de ne yapmadın hiç? O bankacıdan hiç utanmadın. Hiç haya etmedin, ya ben burada bir... E, İslami temsiliyetim var o başındaki takkeyle bir şeyi temsil ediyor mu diyemedik. Evet kıymetli hocam. Ne yazık ki. Kıymetli hocam şöyle e, sohbetimiz güzel gidiyor inşallah. WhatsApp iletişim numaralarımızı yeniden bir hatırlatıp ondan sonra Davut hocam onu Davudi sesinden, ismiyle müsemma Davudi sesinden inşallah bir ilahi dinleyeceğiz. WhatsApp iletişim hattımız kıymetli dostlar 0532 063 43 Bizi izlerken bir kare fotoğrafınızı eğer iletişim hattımıza gönderirseniz inşallah sohbetimizin sonundaki e, kitap çekilişimize katılabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından sizlere e, bir kitap seti, üç kardeşimize bir kitap seti hediye edeceğiz inşallah. Ancak e, isminizi, soy isminizi ve adresinizi de göndermenizi inşallah istirham ediyoruz. Kıymetli Hocam o Davudi sesinizden inşallah bir e, ilahi bir kaside dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Medine yoluna vardım can Muhammed Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Ho Yollarında yollarında güller açmış lazasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında hu. Bu, bu yol Medinenin yollarında Medine'nin yollarında bu. yollarında yollarında güller açmış Ravza'sında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında Resulullah çağırıyor sanki gönül çıldırıyor Resulullah çağırıyor sanki gönül çıldırıyor bastığın toprak yanıyor Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında o. Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında Ezel bezminde dinmez bir figandım Cemal sir hocam. Ağzınıza sağlık. Rabbim bizlere yeniden Kabe-i Muazzama'yı görmeyi Ravza-i yüz sürmeyi inşallah yeniden bizlere nasip eylesin. Amin. İki yıllık çok büyük bir iştiyak var. Çok büyük bir özlem var. İnşallah Rabbim bizleri yeniden o mübarek topraklara kavuştursun. Amin. Amin. Kıymetli hocam. iffet ve haya kavramı malum çok boyutlu kavramlar. Siz sohbetin başından beri aslında bunu ...izah etmeye çalışıyorsunuz. E, haya ve iffet sahibi olmak hiç şüphesiz en önemli ahlaki erdemlerden bir tanesi. Haya ve iffet sahibi olmak. Edep ve haya kişiye dıştan gelecek e, birçok etkilere karşı... ...kendisinde bir savunma mekanizması oluşturmasını sağlar. Ancak biz e, toplum olarak öteden beri iffet ve haya kavramını, iffeti daha doğrusu... Daha çok affedersiniz cinsellik kısmına indirgemiş durumdayız. Asıl itibariyle kıymetli hocam bu böyle midir? İffet kavramı bu kadar dar olarak anlatılabilecek bir kavram mıdır? İffet kişinin iç dünyasına, kişinin gönül dünyasına nasıl bir etki eder? <laughs> İffet e, kelimesinin tarifini yaparken... Aslında zaten insanların zihninde oluşan iffetten ne kadar uzak bir şey olduğunu az çok insanların fark etmiş olması lazım. Çünkü biz iffeti söylerken haramdan uzak durup helal ve güzel olmayan söz ve davranışlarından sakınmak olarak tarif ettik. Yani iffet kelimesi aslında bu. Bunun içinde cinsellik yok. Bunun içinde kadın erkek ilişkisinden bahsedilmiyor. İffet tamamen kişinin arzu ve isteklerine gem vurarak, Kendine kazandırdığı bir erdemdir. Yani bizim neslimizde şöyle bir yani yeni nesil diyoruz ama biz kendimi çok yaşlı gibi göstermekte de istemiyorum. Bizim şu anda çoğu genç arkadaştan hatta duyduğumuz şeylerde şöyle bir ifade söz konusu. Ben istiyorsam olacak. Hatta kendi yakınlarımdan bir arkadaşla hani ya bir bakalım ne düşünüyorsunuz, ne istiyorsunuz üzerine bir sohbet yaptığımızda e, sanki bundan önceki yaşamış insanların e, boşuna yaşadığı, yapılan savaşların, e, İslam adına yapılan savaşların, İslam'ın gelişmesi, kalkınması için verilen mücadelenin hiçbir anlamı yokmuş gibi e, bana verdiği birkaç cevap biraz hani üzücü geldi. Şöyle ki e, Sordum yani ne istiyorsunuz? Yani bu beklentiniz nedir? Ee, mesela bugün ekonomik bir buhran var. Ee, işte baktığınız zaman çevrenizde farklı sıkıntılar var. Ee, gelin hani bir araya gelelim. Bu sıkıntıları belki biz çekebiliriz. Ama bizden sonrakiler yani 10 günlük 20 günlük değil de çok uzun vadede bir e, plan yapalım. Biz belki sıkıntı çekeriz ama bizden sonrakiler rahat eder dediğimde ben rahat etmedikten sonra benden sonrakinin ne amacı var? Bana ne? Önce ben rahat edeceğim. Yani bencillik diyebileceğimiz aslında kendi refahından başka hiçbir şeyi düşünmeyen ben kurtulayım başkası yansın çok önemli değil anlayışı aslında bizim İslam'ın arzuladığı bir anlayış değil. Evet. İşin aksine ney? Ve bizim düşmanlarımızın ya yani düşman da demek tam şey değil ama ee, İslam'ı dışında kalan birçok akımın temelinde olan bir argüman şimdi bakıyorsunuz e, İsrail Devleti kuruluşuna bakın 1800'ün sonlarından Hatta daha da evveli var evliyatı vardır ama biz tarihi yansımalarından bakalım kurulmayı hedeflemiş 1960'larda kurulmuş şu anda Filistini yok etmiş neredeyse bir hale döndü ve bunlar bunu yaparken, 100, 150, 200 senelik planlar olarak yapıyorlar. Şimdi dönüp bakalım kendimize. Evet bir iffet haya anlayışımız var. Ama bu hayayı, bu iffeti oturturken, bu iffeti kendi iç alemimize döndürürken kendimiz ne istiyoruz? Sadece bencil bir alemimiz mi var? Toplumun, insanlığın kalkınmasına yönelik ne ameliyemiz var? Yani en basitinden şöyle bir şeye dönersek hani dediğimiz gibi çok yönlü bir kavram ama gelin iç alemimize dönelim. En basiti nedir bu işin? Kendinden utanman gereken şey evin içinde bile rahat giyinemezsin. Yani nasıl diyeyim size? Sere serpen, üryanen evin içinde dolanmak da ayıptır. Tek kendindir. Başta kimse olmayabilir evinde ama bu bile bizim örfümüzde nedir? Ayıptır. Peygamberimiz hoş karşılamamıştır bu tavrı. Niye? Kimse yoksa kendinden utan, Rabbinden utan. Çünkü hiçbir zaman kendinle baş başa değilsin. Şöyle düşünelim. Mesela şu an kameralar karşısındayız. Yapacağımız el hareketlerimize, elin nereye koyacağına dikkat ederek hareket ediyorsun değil mi? Evet. Utanaraktan. Öyle bir boyut vardır ki sen, Rabbin senin gözetmediği bir an yok. Her anını biliyor, her anını görüyor. Ona karşı bir hayan olacağı, edebin olacağı haller vardır. Buna dikkat etmek gerekir efendimizin vurguladığı aslında budur. Peki bunun dışında insan kendi kendine kaldığında her günahı işleyebilir mi? İffeti haramdan uzak durmak olarak söyledik ya. E kimse beni görmüyor. O zaman her günahı işleyebilirim mantığı da yanlış. Çünkü her şeyin aynı şu anda bizi kamerada çektikleri, görüntülerin kayıt altına aldıkları gibi her şeyi kayıt altına alan sağımızda solumuzda melekler var ve bunlar aynı şu anda böyle kamera karşısında izlendiği gibi ahirette ekrana yansıtılacak. O zaman ne diyeceksin? Ya acaba şu anı da gösterecekler mi? Ya ben şöyle bir günah işlemiştim onu da yapacaklar mı diyeceksin. Dememek için kendini çeki düzen verip kendini koruyacaksın. Evet kıymetli hocam. İşte 7-8 dakikalık bir zaman dilimimiz kaldı hocam. Özellikle... Kulun Rabbi ile olan bu iffet boyutunda size sormak istediğim için araya girdim. İffet ve bir de yaratıcı Rab boyutu var kıymetli hocam. Rabbimizin katında iffet ve hayanın tezahürleri nelerdir? Şimdi toplumsal tezahürlerini konuştuk. Kişinin kendi iş dünyasındaki tezahürlerini konuştuk. Bir de bunun Allah boyutu var, Rab boyutu var. Bu boyuttaki e, iffet ve haya nasıldır kıymetli hocam? Allah katında nasıl e, tezahür edilir? Aslında az önce biraz o konuya değinmiş gibi olduk. Şöyle ki, e, dedi ki her anımızı Rabbimiz görüyor. Evet. Dolayısıyla biz aslında çekinmemiz, utanmamız, sıkılmamız gereken Rabbimizdir. Toplum içerisinde birine karşı bir sözü söylemekten çekiniyorsan onun gıyabında da aynı sözü çekin, söylemekten çekineceksin. Niye? Çünkü Rabbin seni görüyor. Sen her ne kadar başkasının seni görmediğini düşünüyorsan da Rabbinin muttali olmadığı hiçbir şey yok. Her şeyi biliyor. O zaman aslında senin çekinmen gereken, utanman gereken, hayalı olman gereken esas nokta orası. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in hani en başta siz de söylediniz. Tamam haya alakalı, edeple alakalı. Yani yaşayan bir Edep örneğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz onun hayatını örnek alarak da aslında Rabbimiz'in bizden ne istediğini biliyor olmuş olacağız. Ama bugün ya dedim ya çok kapsamlı bir konu olduğu için her şeye değinemiyorsunuz. Mesela e, ayet aslında çok açıkta. Siz en başta okudunuz ya. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُوذُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ Erkekleri söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Şimdi bizim toplumda hep kadına yöneliktir aslında iffet ve hayal söylemek. Evet. Ama gelin bu ayete bakalım. İlk önce kimi diyor? Kul lil müminin erkeklere söyle onu diyor. Gözlerini haramdan sakınsınlar. Ve bunun toplumda yansımasını da görüyorsunuz aslında. Bazen bir hanımefendi açık giyinmiş olabilir. Öbürü e, dayım sen nasıl böyle giyinirsin? Abi beğenmiyorsan bakmayabilirsin. O ablamıza uyarımız ayrıdır. Amenna. Biz o ablamızı giyiminden dolayı uyaracağız. İslam çünkü ben onun cennete gitmesini istiyorum. Allah da bu kıyafeti uygun bulmuyor. Uygun bir lisanla uygun bir dille uyaracağız. Allah'ın razı olduğu bir seviyeye getireceğiz. Ama gelin dönün, amcam öyle bir uyarıyor ki yani kadının Müslümanlığa sıcak bakacağı varsa da amcam yüzünden veyahut da işte o a, vatandaş yüzünden bir bakıyorsun ki yani İslam'a karşı ayrı bir antipati oluşuyor. Evet. Niye? Amcam sen gözünü haramdan bir sakın. Hatta bir tane olay için şöyle e, medyaya yansımıştı, orada oturma gözüm sana takılıyor. Ben bu ayeti kıymetli hocam sohbetlerimde kullanırken şöyle bir ifadeyle açmaya çalışıyorum. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ yaguddu min absarihim. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Daha sonrasında da malum hanımlar hanımefendiler evet. için de başörtülerini işte alsınlar vesaire gibi ayet-i kerimenin devamı devam ediyor. Erkeğin gözlerini haramdan sakınması ne demektir diye sorduklarında şöyle diyorum. Erkeğin başörtüsü göz kapaklarıdır. Dolayısıyla gözünü, göz kapağını haramdan sakınan Müslümanın ondan sonra başkasına iffet ve namusuyla, iffet ve hayasıyla alakalı bir telkinde bulunma belki de hakkı olur. İlk önce insan dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi ilk önce kendisini, erkek kendisini bir kere koruyacak, göz kapaklarına sahip olacak. Ondan sonra da inşallah yapabilirse iffet ve hayanın korunması bakımından karşıya da nasihatlerini iletecek. Burada ama şunu işte e, dedik ya güncel popüler kültür bize birçok şeyi bize söyletiyor. Şimdi biz erkekleri tamam söyledik uyardık ama burada şunu da aksatmamamız lazım. Yani Bir hanımefendiye de şunu söylüyoruz. Siz her ne kadar sevmeseniz de her ne kadar hoşlaşmasınız da ne yapmanız gerekiyor? E, Allah size bir örtünme şekli söylediyse o şekilde örtünün. Ve sizi bu sizin e, hani şimdi iffet kavramını bu kadar geniş açmışken iffetsiz dediğin zaman sanki namussuz bu bu kötü yola düşmüş gibi anlaşılmaması gerekiyor. Ama biz ne için söylüyoruz? Bakın Allah size bu İslam'ı bahşetti. Büyük bir yüktür. Gerçekten peygamberimizin eşleri için de söylenir. Bu yükü aldıysanız ona göre bir hayat sürmemiz gerekiyor. Ben hem Müslümanım ama hem Müslümanca yaşamıyorum dediğiniz zaman e bırakın da birileri size bu yaptığınız iffete çok uygun değil, hayaya çok uygun değil diyebilsin. Ama siz bütün her şeyi ben özgürüm, istediğim mi yapabilirim dediğinizde o zaman şunu demeniz gerekir. Ben Müslüman değilim çünkü İslam insanı sınırlandırır. Her istediğinizi her şekilde yapamazsınız. Ve bunu yapamayacağınız için de giyiminizde de Müslüman birisi sizi uygun bir dille uyardığında uygun bir dili söylüyorum çünkü çok kırıcı sözler olabiliyor. Uygun bir dille uyardığımda bilin ki sizin lehinize olan bir şey söylüyor. Eğer bunu anlayabilirsek İslam'ın Allah'ın bizden ne istediğini, peygamberimizin hayatında bunu nasıl tatbik ettiğini, eşlerine hayayı nasıl öğrettiğini, iffeti nasıl yaşattığını hayatımıza tatbik edebilirsek, uygulayabilirsek o zaman gerçek manada biz bugün konuşulan iffeti ve hayayı konuşmamış olacağız. Yani kelimeleri toparlarsak, cümlemizi toparlarsak, e, bizim için esas olan şey hayatımızda, duamızda şu olsun. Allahumme inni es'elükel es'elükel huda ve tuqa ve'l afafe ve'l gina Ya Rabbi biz senden neyi istiyoruz? Hidayet. İlk başta çünkü. Yani ya Rabbi sen beni doğru yola sok ki ben doğru yoldan ayrılmayayım. Daha İstikameti istikametimiz bir olsun. Daha ve tuqa senden hakkıyla sakınmayı, takva ol ehli olmayı. Afaf iffetli olmayı yani bu namus olarak anlaşılmasın haram ve helali bilip ondan sakınılmayı daha vel gina ya Rabbi mal da istiyor bir zenginliğimiz de olsun. Bu sadece mal olarak değil gönül zenginliği olarak da aynı aynıyetten dünya malı olarak da bunu istiyoruz ya Rabbi. İnşallah hem dünya hem ahirette bize iffetli Efendimizin anladığı yolda ve bize anlattığı yolda bu şekilde bir hayat sürmeyi Rabbim bizlere nasip eder diyelim. Belki sözlerimizin içerisinde eksiğimiz, kusurumuz olmuş olabilir. Belki dediğimiz gibi biraz ince, hassas noktaları olan evet. bir mesele. Evet. E, hani kimseyi al, kırmak, üzmek manasında söylemedik. Sadece e, bu din sizden bir şey istiyorsa onu yapmak gerekir. Rabbim anlamayı nasip eylesin diyelim. E, kırılmamadan çözmeyi nasip etsin diyelim her sıkıntımızı. Amin. Kıymetli hocam, malum e, iffet ve hayal konusu dediğiniz gibi çok ince noktaları olan Kırıcı noktaları olabilecek e, konuşurken dahi yani Allah'ın dinini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki e, iffet ve haya kavramlarını anlatırken dahi çok dikkat edilmesi gereken bir e, mevzu inşallah kırmadan dökmeden karşımızdakine e, İslam'ın öngördüğü hayat felsefesi dahilinde bir iffet e, nasihatinde inşallah bulunabiliriz. Kıymetli hocam hoş sefa geldiniz. E, tekman'dan geldiniz. İnşallah geri döndüğünüzde e, Tekman halkımıza, e, başkanlığımız personeline, tüm e, halkımıza, vatandaşlarımıza selam, saygı ve hürmetlerimizi götürün. Hoş defa geldiniz. Müstefid olduk. E, Allah Allah. Sizin sohbetinizden e, hakikaten faydalandık. Rabbim ilminizi, irfanınızı arttırsın. İnşallah yeniden farklı bir sohbette beraber olmak dileğiyle. Kıymet Hocam size de teşekkür ediyorum. Rabbim sesinize, sedanıza sağlık, sıhhat versin. Kıymetli dostlar, WhatsApp iletişim hattımıza gelen mesajlardan 3 kardeşimizi seçim yoluyla yani kura yoluyla belirledik. Diyanet Başkanlığımızdan kitap setini kazanan üç kardeşimizin isimleri şöyle. İlk Nur Çin'i Erzurum, Vahit Ağızkalıoğlu Erzurum, Enver Alsancak Bursa. Bu kardeşlerimiz başkanlığımızdan bir kitap seti hediye edilecek. Kısa süre içerisinde adreslerine postalanacak. İnşallah kıymetli dostlar bugün Sıtkı Bektaş hocamızı ağırladık. Rabbim bizleri Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, yararlananlardan eylesin. İnşallah reklama gideceğiz ve ondan sonra da Ezan-ı Muhammediye'ye bağlanacağız. Hayırlı iftarlar diliyorum. Meyve sebzeden temizlik ürünlerine tüm anlık market ihtiyaçların Migros hemenle dakikalar içinde kapında. Üstelik ilk siparişine özel 20 lira indirim ve ilk 3 siparişine özel ücretsiz teslimat fırsatı Migros hemen de. Migros uygulamasını hemen indir, siparişini ver, dakikalar içinde kapına gelsin. Migros size iyi gelecek. Meyve sebzeden temizlik ürünlerine tüm anlık market ihtiyaçların Migros hemenle dakikalar içinde kapında. Üstelik ilk siparişine özel 20 lira indirim ve ilk 3 siparişine özel ücretsiz teslimat fırsatı Migros hemen de. Migros uygulamasını hemen indir, siparişini ver, dakikalar içinde kapına gelsin. Migros, Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد sevinçini sundu